Arkadaşlar bugün size yeni kurmuş olduğum dükkanı göstereceğim. Yo, büfe değil, burgerci değil, hatta sandviççi hiç değil. Bakın arkadaşlar, yeni dükkanım banka filiali. Bildiğiniz bankacı oldum arkadaşlar. Ve bankayı açmamama rağmen hala sıra var, görüyor musunuz? Adamlar direkt sabahtan uyandığı gibi, yatağından kalktığı gibi sıraya giriyor. Rüyasında görüyor bunlar arkadaşlar. Bunlar deli, bunlar şizofren. Şöyle filiali, bankamıza girdik. Ama ilk önce silahımızı alalım tabii ki de. Soyguncular falan gelebilir. Henüz arkadaşlar kasayı koruyucu koymadım. Yani burada arkadaşlar henüz koruyan biri yok. Eğer buraya bir soyguncu gelirse kendim korumayı sağlayacağım arkadaşlar. Kendim adaleti sağlayacağım. Bu sandıkların içerisinde çok değerli hazineler var arkadaşlar. Eğer bu sandıklardan birisi çalınırsa bütün vallahi arkadaşlar işletmem batar. Şöyle kapıyı kapatalım ve bankamızın açılışını yapalım. Buyurun beyefendi. Merhaba, ben 5 altın para çekmek istiyorum. 5 altın. Adınız neydi? Adım Mehmet. Mehmet Bey. Soyadınız? Altın. Mehmet Altın Bey. Hemen hesap bilgilerinize bakıyorum. Mehmet Bey, sizin hesabınız sanırım buradaydı. Mehmet Altın. Evet, Mehmet Altın. Doğru söyledim değil mi? Yok, yanlış söyledin. Ne olması gerekiyordu? Mehmet Altın. He, tamam anladım. Hesabınızdaki para 28 altın, 1 zümrüt, 5 elmas. Ne kadar para çekmek istiyordunuz? Sen sağır mısın? Yo, ben Ferit dedim. Bankacı Ferit dedim. Ne olmuş? Ha tamam, 5 altın. 5 altın, tamam. Hemen 5 altınızı getiriyorum. Arkadaşlar bazı müşteriler böyle kafayı sıyırmış olabiliyor. Hele bu var ya, sabah gelen müşteriler arkadaşlar tam kafayı sıyırmış insanlar. Böyle direkt sabahtan sıraya girenler. Yani anlayış gösteriyorum birazcık da. Şöyle 5 altınızı vereyim. 1, 2, 3, 4, 5. Buyurun beyefendi, iyi günlerde kullanın inşallah. Heh, Mehmet Bey, Mehmet Bey ne oldu? Mehmet Bey suikaste uğradı. Hadi hızlı ol, hızlı ol. Hey, elini havaya kaldır. Bu bir soygundur. Bize çabuk bu bankanın anahtarını ver, tamam mı? Aa, tamam tamam, durun. Durun durun, tamam. Hemen vereceğim. Lütfen bana ateş etmeyin. Evet, seni öldürürüz. Hadi hızlı ol. Evet, hızlı ol hadi. Çabuk anahtarları ver. Tamam, bekleyin, veriyorum. Tamam, bekleyin. Ama beni vurmayın, tamam mı? Ve sakın bu masum köylere zarar vermeyin. Tamam, biz tehlikeli insanlarız. Bunu bil. Evet, çok tehlikeli. Seni her an öldürebiliriz. Tamam, farkındayım zaten. Olamaz Mehmet Altın. Seni çok özleyeceğim kardeşim. Olamaz Ferit Tayyip'si. Şimdi silahım elimde, tamam. Şimdi Ferit Tayyip'si ne yapacağım biliyor musunuz? Şunu kapatalım. Buradan çıkıp arkadaşlar ikisini de vuracağım. Kamil herifler. Gerçekten anahtarı vereceğimi mi zannettiniz lan? Oğlum var ya, ikinizi de böyle. Neyse. Mehmet Altın arkadaşlar, çok üzüldüm ya. Allah'ına kavuştu. Mehmet Altın öldü. Evet, Mehmet Altın öldü. Mehmet Altın ruhuna el fatihi arkadaşlar be. Yazık, 5 altının aldı ve öldü adam be. Üttüh be. Ben korum olabilirim. Olabilir misin gerçekten? Evet, ben çok cesaretliyim ve çok güçlüyüm. Ben korum olabilirim. Oo, çok iyi o zaman ya. Araştırmama gerek kalmadı. Direkt müşterimi koruma. Tamam, o zaman bundan sonra korumasın, tamam mı? Tamam, koruma olacağım. Şaka yaptım. Seni öldürüyorum. Son sözlerini söyle. Beni öldürme lütfen. Ölmek istemiyorum. Hani cesaretliydin? Bunlardan koruma olmaz arkadaşlar. Şimdi Ferit Talisi, ben çok güzel bir koruma bulacağım sizlere. Var ya, var ya, bu bankayı koruyabilecek tek bir kişi var. O da demir golemler. Evet arkadaşlar, demir golem bugün yapacağım Ferit Talisi. Yoksa var ya, bu banka hep böyle hırsız girer, hep soyguncu gelir. Ne oldu, banka kapatıldı mı? Evet, kapatıldı. Tadilat haline. Daha sonra gelirsiniz, tamam mı? Şimdi bankayı tadilat yapacağım. Bu tadilat için arkadaşlar Game Mode 1'e geçmem gerekiyor. Şöyle Game Mode 1'e geçelim. Özel golem eşyalarımız burada. Bunları alalım arkadaşlar. Bu kitapta nasıl golemler olduğu yazıyor Ferit Talesi. Şimdi bakalım nasıl golemler var. Evet, yaprak golemi gördüm mesela. Hadi gelin yaprak golemi yapalım. Şöyle yaprak golemini yapıyoruz. Hop. Oha, Ferit Talesi şuna bakın. Çok iyi oldu. Oha, şuna bakın arkadaşlar, yaprak golemi. Aç edelim. Evet, mermi geçiriyor mu acaba? Bir de kılıçla vuralım. Oha, iki vuruşta öldü, bu ne? Böyle bir şey mi olur ya? Bu nasıl golem? Arkadaşlar yok, yaprak golemini eliyoruz. Çünkü yaprak golemi harbiden aşırı güçsüzmüş. İki vuruşta öldü Ferit Talesi. Şimdi saman golemi yapacağım arkadaşlar. Saman golemi çok ilgimi çekti. Bence var ya, bu iki vuruşta ölmez. Güçlü bir şey olur inşallah. Oo, saman golemi bakın. Çok iyi oldu. Hadi deneyelim. 1, 2. Ya bu da 2 vuruşta ölüyor. Ya of of. Nasıl? Arkadaşlar bütün hepsi 2 vuruşta ölüyor. Benim böyle var ya, daha güçlü, daha kuvvetli bir goleme ihtiyacım var. Bu golemler fıs gelir bana. Bir de kitaplıktan golem yapacağım arkadaşlar. Bildiğiniz kitaplık golemi. Çok şaşırdınız değil mi? Oha. Oha, gözlüklü golem.
O çok güzel duruyor. Ne yaptın sen? Niye gözlük taktın? Gözlerin mi bozuldu golemcik? Arkadaşlar gözlüklü golem çıktı bildiğiniz. Şimdi bunun canını deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım iki vuruşta ölüyor mu? Oo, bu kuvvetli bir şeylere benziyor. Tamamdır arkadaşlar. Seni belki bankama alabilirim bilmiyorum ama belki bankamda çalışabilirsin. Bankamda çalışmak isterim. Oo, konuştu. Sen konuşabiliyor musun? Evet. Oo, kitaplık golemi konuştu. Tamamdır arkadaşlar. Kitaplık golemi böyle kala dursun. Şimdi diğer golemlere bakacağız arkadaşlar. Yani illa kitaplık goleminden daha güçlü bir golem vardır bence. Onları bulacağım arkadaşlar. Şimdi çalışma masası golem yapıyorum arkadaşlar. Evet, çalışma masası golem. Çok garip bence. Şöyle koyalım kafasında. Bakın arkadaşlar, çalışma masası golem. Şimdi bunun bir özelliği varmış. Sağ tıkladığınız zaman çalışma masası açılıyormuş. Evet, ben çalışma masası golem. Merhaba çalışma masası golem. Sağ tıkladığınız zaman arkadaşlar tek yani özelliği bu. Yani bankamda çalıştırsam mı? Bence çalıştırmam ya. Bilmiyorum arkadaşlar. Ama kitaplık golem hoşuma gitti. Bunun bayağı bir canı var arkadaşlar. Ama bunu bilmiyorum arkadaşlar. Çalışma masası golem yani ne işe yarıyor olabilir ki? Benim obsidyen golem falan yapmam gerekiyor arkadaşlar. Onları da yavaş yavaş yapacağım. TNT golem yapacağım arkadaşlar ama birazcık uzağa yapmak istiyorum. Bankamın yakınına bile gelmesin. Aman arkadaşlar sonra patlar matlar. Şöyle yaptık. Oha! TNT golem ferit tanesi baksanıza. Acaba vurduğumuzda patlıyor mu? Çok merak ediyorum. Allah. Oh, Allah. Oh, patladı. Ana. Öldürdüğünüz zaman patlıyor. Oh, ben bankama TNT golem alacağım arkadaşlar. Çünkü öldürdüğünüz zaman direkt patlıyor. Çok iyi. Tamamdır ferit tanesi. TNT golem bankamızda çalışabilir. Çok iyi ferit tanesi baksanıza. Yani düşünsenize bunu öldürdüğünüz zaman patlıyor ve siz de ölüyorsunuz. Çok iyi bir talis, tamam. TNT golem bizim bankamıza çalışabilir. Bir de magma golem varmış arkadaşlar. Bence bak magma golem de çalışabilir. Çünkü bunun çok güzel bir özelliği var. Bunu öldürdüğünüz zaman arkadaşlar ikiye bölünüyor. Şimdi bunu öldüreceğim. Bakın. Şuna bakın. Öldüğü zaman ikiye bölünüyor. Bu nasıl bir özellik? Bakın ikiye bölünmüş golem arkadaşlar. Bunu öldürdüğünüz zaman onu ikiye bölünüyor mu? Yok, o bölünmüyor. Bakayım bunu öldürdüğüm zaman bölünecek mi ikiye? Şöyle öldürelim. Yok. Büyüğünü öldürdüğünüz zaman arkadaşlar ikiye bölünen golem bildiğiniz. Çok iyi bir talisi bence. Yani magma golem. Magma golem de çalışabilir. Çünkü magma golem de çok kuvvetli ve iyi bir goleme benziyor. O yüzden magma golemi de işe alıyorum ferit talisi. İşe alındım birader, hayırlı olsun. Şimdi buz golemi yapacağım arkadaşlar. Bence buz golemi çok farklı durur. Şöyle buz golemi için yaptık. Oha, buz golemi, şuna bakın. Buz golemi duyduğuma göre arkadaşlar lavu suya çeviriyormuş. Çok merak ettim. Hadi deneyelim arkadaşlar. Oha bakın böyle lav taş oluyor direkt. Bildiğiniz arkadaşlar su görevi görüyor, şuna bakın. Tamamdır arkadaşlar. Bir de suyu donduruyormuş. Allah öldü ama. Arkadaşlar ben çok uygun bir golem buldum. Bak kitaptan bakıyordum. Ferit talisi ok fırlatan golem varmış. Bildiğiniz silahçı golem. Vallahi billahi yanlış duymadınız. Silahçı golem yapacağız şimdi. Bakın. Silahçı golem arkadaşlar. Bu düşmandan ok fırlatabiliyor. Ama içine ok doldurmanız gerekiyormuş. Şöyle sağ tıklayalım. Oha! Oradan fırlatabiliyor. Şöyle deneyeceğim arkadaşlar, az sonra bekleyin. Game mode 0'a geçelim. Fırlatacak. Oo, çok iyi. Oo, bana ok fırlatıyor. Şuna bakın. Bakın ben şimdi soyguncu olsam mesela şu anda bana ok fırlatacak. Tamamdır arkadaşlar. Ben bu golemi işe alıyorum. Çok iyi, tamam. Aferin sana canım oğlum. Kendini kanıtladın ve seni işe alıyorum şimdi. Aferin sana. Şimdi birazcık güçlü golemlere geçiyoruz arkadaşlar. Sırada obsidyen golem var. Evet arkadaşlar, obsidyen golem yapacağım. Çok merak ediyorum acaba ne kadar güçlü. Şöyle yapalım. Herhalde ölümsüz. Oha. Şuna bakın arkadaşlar. Yiğidim, seni işe almak isterim. Konuşmuyor bu ama. Bu konuşmayan gillerden. Bakalım. Oha. Bu var ya arkadaşlar 100 yılda ölüyordur ya. Hani buna vur vur bitmiyor baksanıza. Aa, şimdi öldü. Kaç vuruşta ölüyor ferit talisi, gördünüz mü? Arkadaşlar şimdi gösterdiklerim arasındaki en güçlü golemi göstereceğim size. Yani en ölümsüz ve en güçlü golem. Tabii ki de katman kayısı golem arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi katman kayısı golem. Buna büyük ihtimalle vuramıyorsunuzdur. Oha, vuramıyorsunuz arkadaşlar. Bildiğiniz katman kayısı goleme zarar veremiyorsunuz. O da size vurmuyor. Şuna bakın arkadaşlar. Ben seni bankanın içine koyacağım kardeşim. Sen orada korkutma olarak dur, tamam mı? Tamam. Konuşuyor. Arkadaşlar tamam. Ben bunu bankanın içine koyacağım. Sen bankanın içine gir kardeşim. Tamamdır, artık sen bu bankanın yeni koruyucususun. Aylık maaşın 500 elmas. Kapatalım. Şimdi ikinci koruyucuyu alıyorum. İkinci koruyucu da sensin kardeşim. Sen de gel, seni de şöyle alalım. Sen de bankada ok fırlatacaksın.
Üçüncü koruyucu da sen. Gel bakayım. Seni seçtim bakalım, gel. Sen ikiye bölünüyorsun. Fena değilsin sen. Seni de böyle koydum. Dördüncüye de gerek yok arkadaşlar herhalde. Neyse arkadaşlar, bir videonun daha sonuna girelim. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Sağda ve solda şu anda iki tane video var. İki videoyu lütfen tıklamayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Bankamıza görevlileri aldık valla. Bu çalışıyor, bu çalışıyor. Bir de bu çalışıyor arkadaşlar. Artık bankamıza soyguncu giremez. Sağda solda iki tane videonu tıklayın. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.